Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den fuar alanından sektörün lider firması İzmir Ambalaj'dayız. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Ozan Sayman bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ozan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim sizler. Teşekkürler. Fuar ve standınız hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Sağ olun. İzmir'de ikincisi düzenleniyor. Büyük de güzel bir fuar alanındayız. Şimdi çalışma alanınızdan da bahsedeceğiz. Çok kısa sizi ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Ozan Sayman kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Evet. Adım Ozan Sayman. 1980 doğumluyum. 13 yıldır ambalaj sektöründeyim. Evet. Son 3 yılda İzmir Ambalaj'ın kurucusuyum ve yöneticisiyim. 13 yıl dile kolay. İyi bir zamandan bahsediyoruz. İyi bir müşteri portföyüyle buraya kadar taşımışsınız çalışmalarınızı. Evet. Şimdi biraz ambalaj deyince böyle özel ayrıntıları var. İşin güzel noktaları var, renkleri var, seçenekleri var. Böyle çocukken patlatmayı sevdiğimiz o güzel baloncuklarla güzel işler yapıyorsunuz. Biraz bahsedelim hizmetlerimizden. Öncelikle yerimizi bir tanıyalım. İzmir'de neredeyiz? Kaç metrekare bir yerde, kaç uzman kadroyla çalışıyoruz? İzmir Ambalaj olarak 8 tane uzman kadromuz var. 8 arkadaşımız var yanımızda. 1050 metrekare alanda çalışıyoruz. Kapalı alandan bahsediyoruz. 6 tane makinemiz var. İşimiz ambalajın konfeksiyon kısmı. Tamamen ambalajı işliyoruz biz. Evet. Yani siz aslında bir nevi böyle bir kostüm giydirme gibi bir şey diyebiliriz. Evet. Doğrudur. Ürünlere direkt giydirme yapıyoruz. Evet. Seçenekler var, çeşitlilik var. Şu önümüzdeki katalogda da bazılarını zaten almışız bayağı. Neler yapıyoruz? Böyle biraz bahsedelim mi? Biz İzmir Ambalaj olarak ürün alsat yaptığımız ürünler de var. İşte koli bantında bölge bayiliğimiz var. Hı-hı. Çemberde bölge bayiliğimiz var. Evet. Bunun haricinde de kendi üretimimiz olarak balonlu torba, şilte torba, şilte separatör, balonlu separatör, cepli şilteler, evet, U köşe bentler gibi ürünlerin imalatını yapıyoruz, üretimini yapıyoruz. Geniş bir ürün, yeni bir çeşitlilik. Peki bunları nasıl ortaya çıkarıyorsunuz? Yıllık bir Ar-Ge mi yapıyorsunuz sürekli ekibinizle ya da gelen taleplere göre mi hareketler? Biz gelen taleplere göre de hareket ediyoruz ama otomotiv sektörünün özellikle Ar-Ge yapıyoruz ve o ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayine çalışıyoruz. Otomotivin o savunma sanayinin hangi bölümündeyiz? Mesela nelerinde varız? Tamamen onların şöyle söyleyeyim, rediktör, ondan sonra paslanmaz çelik, iç panel kapılar gibi ürünleri giydirmesini yapıyoruz. Evet. Bir de bana sohbette bahsettiniz. Gelen taleplere göre dediniz. Tabii. Gelen taleplere göre de tamamen üretimini yapıyoruz. Sipariş alıp üretimi yapabiliyorsunuz. Yani elektronik parçalara, bilgisayar parçası, server kasaları üreten müşterilerimize özellikle köşe koruyucular gibi ürünler yapıyoruz. Yani böyle konuştukça zaten bir şeyler daha çok açılıyor. Anladığım kadarıyla sektör bazında her yere hitap edebiliyorsunuz. Tabii. Çok geniş bir elbe. Hemen hemen Türkiye'deki bütün sektörlere hitap edebiliyoruz. Evet. Türkiye pazarında ne durumda? Satışlarımız nasıl ulaştırıyorsunuz bu ürünleri? Hangi bölgelerde ağırlıkta varız? Ağırlıklı olarak Bursa ve İzmit bölgesindeyiz. İstanbul bölgesindeyiz. Cebze organize diyelim daha doğrusu. Ağırlıklı olarak bu bölgeye çalışıyoruz. Kendi imalatımız olarak yani üretim yaptığımız balonlu torba, şilte torba, bunun separatörleri, delikli, köşe bent gibi ürünleri ağırlıklı olarak otomotiv ve hava savunma sanayi kısmı orada olduğu için ağırlığımız orada. Bölgeler ama Türkiye'nin olarak. Ama Türkiye'nin yani Batman'dan tutun da Edirne, Gebze, Bursa, İzmir, Manisa gibi bütün bölgelere sevkiyatımız yani da var. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna da sevkiyat yapabiliyorsunuz. Doğru. Peki yine bana sohbette bahsettiniz. Biz bu işte ilk izlediniz aslında. Çok nadir kişilerden de birisiniz. Burayı biraz açalım mı? Nedir bunun özelliği? Yani sadece siz nasıl yapabiliyorsunuz bu çalışmayı? Nasıl ortaya çıkarttınız? Bu ürünler ambalajın hani Ege bölgesinde ilk sayılırız diyelim. Bu ürünleri detaylı bir fizibilite çalışmanın sonucunda bu bölgede olmadığını fark ettim. Ve bu işe tamamen yönelmeye karar verdim. Evet. Kurulduğumuzdan beri tamamen işimiz ambalajın konfeksiyon kısmı. Evet. Yani ağırlık oraya yöneldiniz. Evet. İşimizin %70'i tamamen kendi imalatı. Bir de bölgede yoktu bu açıklığı gördünüz. Evet, doğru. Biz buradan adımı atalım. Evet. Yavaş yavaş ama Türkiye'nin
birçok bölgesinde de yok anladığım kadarıyla evet, bu hizmet. Çok, evet, hizmet çok az. Siz bunu ön plana çıkartmışsınız. Peki kalite nasıl ölçülüyor, değerleri? Yıllık bir Ar-Ge çalışmanızın içerisinde bir garantimiz var mı bu doğrultuda? Ürünün o ham malzemesi de önemli çünkü. Tabii ürünün ham malzemesi de önemli. Biz zaten bu ürünleri yarım mamül olarak çalışıyoruz. Bu yarım mamülleri de nasıl söyleyeyim, kalitesine güvendiğimiz firmalardan alıyoruz. Öyle, evet. Tabii altyapısı çok sağlam firmalar. Geçmişi olan firmalarla çalışıyoruz. Onlardan tedarik ettiğimiz ürünleri işleyip son tüketici, nihai tüketiciye ulaştırıyoruz. Peki şimdi 2018 fuardayız. Bu ikincisi düzenleniyor. Evet. Çok güzel bir fuardayız. Bundan sonraki hedef ve beklentilerinizde neler var? Neyi planlıyorsunuz? Bundan sonra 2018'in sonu ve 2019 yılı içerisinde İzmir Ambalaj olarak biz CNC tezgahları alıp bundan sonraki bölümde silah, makinalı tüfek gibi ürünleri konulan özel ürünler yapmayı hedefliyoruz. CNC tezgahları düşlenebilecek o tarz ürünler. Yani siz anladığım kadarıyla biraz daha savunma sanayine yönelik, evet, biraz daha profesyonel, biraz evet, daha profesyonel, iyi bir farklı, evet, bir hizmet bekliyor bizi diyebiliriz. Evet. İlerleyen zamanda yıllık bir üretimle ilgili bir rakamsal bir şey var mı? Tabii. Yani günlük üretimimiz 30 bin adet civarında ortalama. Yani günlük 30 bin, aylık baktığın zaman 1 milyon adede yakın torba, şilte torba ve balonlu torba üretebiliyoruz. Hep rulo tarzında mı yoksa kesme parçalamalar olabiliyor? Yok, kesme parçalamada olabiliyor. Zaten çoğu hepsi kesme parçalama ürünleri. Evet, şu anda ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz de izliyorlar çalışmalarınızı. Peki, keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sizin de tabii çalışan, size bugüne dek destek olan birçok paydaş noktanız var. Evet, müşterilerinize doğru. Şöyle bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Evet, yani bize kurulduğundan beri 3 yıl içerisinde bana destek olan Inka Plastik, Real Plastik, evet, Akdoğan Plastik, Sanat Ambalaj gibi Yurdemir Plastik. Evet. Saymak da bitmez tabii ama bunlar kurulduğumdan beri bana destek olan firmalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki ben de size başarılar diliyorum. Eşiniz de burada, sen yanınızda, evet, destek oluyor. Berabersiniz. Tüm ekibinize vermiş olduğunuz değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Bölgeye ve ülkemize kattığınız katma değerden dolayı. İnşallah ilerleyen zamanda o yeni çalışmalarınızda, yeni fuarlarda buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi İzmir Fuar'dan sektörün lider firması İzmir Ambalaj'dan firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi Ozan Sayman'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.